Merhaba arkadaşlar video hoş geldiniz. Bugün sizle beraber Shiba coin analizi yapacağız. Shiba coin diğer altcoin'lere göre birazcık daha geride kaldı açıkçası. Tam olarak yükselişini gerçekleştirmedi. Ben de bu hedefi beklediğim için Shiba coin analiz etmek istedim. Hem kısa vade için hem uzun vade için Shiba'dan neler bekliyorum? Eski ATH seviyelerine gelebilir mi gibi sorularımızı bu videoda yanıtlayacağız. Bir dahaki videoda hangi coin'i analiz etmemi isterseniz yorumlar kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar. Onlara göre seçimler yapıyorum. Önceki hot videomuzda ee, Shiba coin analizi isteği vardı. Ben de bunu tercih etmek istedim. Aynı şekilde de diğer altcoin'leri de Telegram grubunda analizlerini yapacağım arkadaşlar. Bu akşam Telegram grubunda buradaki coin'lerin analizlerini de görebilirsiniz. Hepsini bir videoya sığdıramayacağım için ben de bu şekilde bir çözüm buldum. Telegram grubunda katılarak siz de bu analizlere ulaşabilirsiniz. Telegram grup linki de açıklama kısmında ve yorumların en üstünde sabit olarak olacak. Aynı şekilde Twitter'da da çeşitli analizler yapıyorum, çeşitli paylaşımlar yapıyorum. Buradan da takip etmek isterseniz edebilirsiniz diyerek Shiba Coin analizimize geçmek istiyorum. Shiba'yı tercih etmemdeki sebep dediğim gibi yakın vadede bir hedef olabileceği için hem bu yüzden hem de yorumlar kısmında isteyen arkadaşlar sebebiyle bunu tercih ettim. Açıkçası Shiba Coin'de bir hedef gelmesi için bana kalırsa buradaki düşen trendimizin tam anlamıyla kırılması gerekiyor. Aynı şekilde aşağıdan gelen de bir yükseliş trendimiz söz konusu. Şuradaki iğne konumuna baktığımızda bu şekilde bir yükseliş trendimiz de var. Bu trendin çizimi şu şekilde de olabilir. Birazcık daha yatay şekilde bakabiliriz. İğne konumlarını almayarak da bu şekilde konuşabiliriz. Yine ama aynı şekilde destek konumlarına denk geliyor. Destek konumlarımız da zaten şuradan çizecek olursak gördüğünüz gibi bu bölgeleri tam da trend bölgelerine denk geliyor. Mobilden izleyen arkadaşlar için destek noktamız şu şekilde arkadaşlar. 20 seviyesi gördüğünüz gibi 0.20 seviyesi. Tam anlamıyla bir majör destek seviyesi. Günlük grafikteyiz bu arada. Hani birazcık böyle dar gelebilir size grafikler. Şöyle 4 saatliğe aldığımda daha net bir şekilde anlaşılır olacak. 4 saatlikte biliyorsunuz ki birazcık daha yakın vade hedefler için analizler yapıyoruz. Burada da açıkçası şöyle bir trendimiz söz konusu yükleştiren trendimiz. Bunun altına bir kırılım görmediğimiz sürece bence yakın vadede çok da fazla alt trendlere düşecek gibi durmuyor arkadaşlar ben Shiba'da birazcık yükseliş hedefi bekliyorum. Çünkü açıkçası Bitcoin de çok kötü gitmiyor. Bitcoin grafiğine de şöyle ufaktan bir bakalım hatta şu anki konumuna. Gördüğünüz gibi 46 desteğinde oturuyoruz. Bunun altına kırımlar gelmediği sürece Shiba'da da ben çok fazla bir ters hareket beklemiyorum. Bu şekilde dediğim gibi trendimizin kırılımı bizi yukarılara taşıyacağını düşünüyorum. Hatta şöyle RSI ve MACD'mize baktığımızda MACD çok fazla daraldı. Sıfır noktasındayız. Bunun artık bir, yöne kırılımı gelmesi gerekiyor. Aynı şekilde RSI'da da 50 desteğinde oturuyoruz. Bollinger bantlarımızda Gördüğünüz gibi gerçekten çok dar. Önceki daralımlarda bu arada örnek vermek gerekirse hatta şöyle çizimleri kapatayım önceki daralmalarda da güzel yükselişler görmüştük gördüğünüz gibi. Bu bölgede de daralmalar vardı. E, bu bölgede de gördüğünüz gibi daralmalar söz konusu. Bununla beraber yükselişleri görmüştük. Burada da ufak bir yatay gidip e, bu trendin kırılımının geleceğini ben açıkçası düşünüyorum Şiva'da. Önceden de bu yorumumu zaten şu bölgelerde yapmıştım ve bunun yükselişini görmüştük. Bu şekilde burada da yeni bir yükseliş görebilme ihtimalimizi görüyorum arkadaşlar. Bu şekilde hedefimizin nereye gideceğini de bilmemiz gerekiyor tabii ki. Trend kırılımıyla beraber 4 saatlik kapanış veya günlük kapanışlarla hedef. Hedeflerimiz açıkçası bir sonraki direnç bölgelerimize gidecektir bir sonraki direnç bölgemiz ise şöyle çizmek gerekirse arkadaşlar hedefimizin 0.4032 seviyesi olacak arkadaşlar bu bölgelere bir direnç hedefimiz olacağını düşünüyorum kırılımlarla beraber e, bu şekilde söylemiş olalım direnç noktamızda. Daha yukarıki hedeflere bakacağımız zaman birazcık daha böyle uzun vadede konuşmak gerekirse ben Shiba'nın açıkçası 0.40 seviyesine kadar gidebilme ihtimalini düşünüyorum. Yani ilk hedefimiz 32 tabii ki ama bir sonraki hedefimiz olan 40 seviyesine kadar da bir yükseliş görebilme ihtimalimiz düşünüyorum. Ama 40 seviyesinde çok fazla hızlı aşacağını düşünmüyorum. Bunu baştan söyleyeyim. Bu bölgede birazcık böyle yatay gidip daha sonrasında yani şundan bahsediyorum. Şu şekilde birazcık yatay gidip daha sonrasında kırılımlarla beraber yukarı yönlü yürüyebiliriz. E, açıkçası Shiba'da mantık olarak şunu düşünüyorum. Daha öncesinde çok güzel market cap'lere çıktı ve gerçekten ekibe güzel kazandırdı ve yatırımcısına da önceden alanlar için güzel bir şekilde karları kazandırdı. Buradaki kar alan insanlar ve tabii ki ekip de e, buradaki Çıkan paraları e, bir şekilde Shiba'ya yatıracaklarını düşünüyorum. Yani baktığımız zaman şuradaki paraların çoğu tabii ki kar olarak alındı. E, ve bu tabii ki satış baskısını getirdi. Bu sebepten dolayı ben buradaki insanların tekrardan Shiba'ya e, giriş yapacağını, ekleme yapacağını FOMO ile beraber ve tabii ki ekibin de bunu destekleyeceğini düşünüyorum. Bu sebepten dolayı eski ATL seviyesi 35 milyar dolar seviyeleriydi. Burayı çok görmese de 25 milyarlara kadar hedefin olduğunu düşünüyorum. Yani eski ATL seviyelerine yakın bölgelerde e, bu sene içinde yükselişler görebiliriz. AT seviyelerinin kırılımı gelir mi diye soracak olursanız, açıkçası genelde bu tarz yükselişlerden sonra AT seviyelerini çok kolay göstermiyorlar arkadaşlar. Yani AT seviyelerinin bir altından bir daha bir et yiyoruz biz. Ee, yani o sebepten dolayı ben AT seviyelerine yakın bölgelerde hızlı bir satış yiyeceğini düşünüyorum. Bu sebepten dolayı açıkçası hani kar almanın çok mantıklı olduğunu düşünüyorum. Shiba benim için gerçekten trade edilebilir ama kar almayı da kesin unutmaması gereken bir coin olarak görüyorum. Bunu da söylemiş olayım arkadaşlar. Bu şekilde Shiba analizimizi de bitirelim. İstediğiniz bir coin varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Dediğim gibi oradan bir coin seçip yarın bunun videosunu çekiyorum. Daha sonrasında da Geri kalanları da Telegram grubunda hem görsel hem de yazılı olarak arkadaşlar analizlerini yapıyorum. Oradan siz de istediğiniz coin yazabilirsiniz. Önceki burada yorum atan arkadaşlara da çok teşekkür ederim. Bunu da söylemiş olayım arkadaşlar. Bu şekilde videomuzun sonuna gelelim. Şimdiden herkese teşekkür ederim. Destekleri için abone olarak her gün yeni içeriklere ulaşabilirsiniz. Bu şekilde her gün coin analizi yapmaya çalışıyorum. Sosyal medya hesaplarım da açıklama kısmında ve yorumların en üstünde olacak. Umarım ki herkes bol kalanışlar elde eder. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.